Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda ÖSYM nereden nereye katı cisimler serisinde soru çözümü kısmındayız. Bu videomda piramit konusuyla ilgili son 10 yıl içerisinde ÖSYM tarafından sorulmuş soruların benzerlerini çözeceğiz. Piramit ile ilgili videoya başlamadan önce birkaç bilgi vereyim isterseniz. 2018 yılından itibaren TYT'de ve AYT'de soru sorulmadı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama bundan sonra sorulmayacak anlamına gelmiyor. Aslında TYT müfredatının içerisinde var AYT'de de çıkabilir. ÖSYM bu e kadar ne yaptı? Tercihini hep iki prizmadan yana kullandı. Bu iki sorunun biri sözel oldu. Biri de şekilsel oldu. Sözel soru ve şekilsel soru olarak karşımıza çıktı. Ama bundan sonra böyle olacak diye bir şey yok. Karşımıza yine sözel bir soru gelebilir tabii ki. Ama bu sözel soruyu belki piramitten de seçebilir arkadaşlar. Böyle bir soruyla karşılaşabiliriz. TYT çalışacak olan arkadaşlar sadece TYT'ye çalışan arkadaşlar piramitle çalışacağınız konular arasına koyun. Çünkü artık sistem iyice oturdu. Konular iyice oturdu. Bundan sonraki senelerde piramit konusuyla da sorusuyla da karşılaşabilirsiniz. Bu Buzana kadar son 10 yıl içerisinde ÖSYM şurada 4 soruymuş gibi gözüküyor ama 3 tane soru sormuş. Biz bu soruyu sadece daha doğrusu Yunus Hocam bu soruyu e, silindir ve içinde bir konu olan bir soruydu bu. Bunu e, prizma ve piramit şeklinde bir soruya çevirmiş. Aynen bu şekilde bir soruyla da karşılaşabilirsiniz. Dikkat edin. Evet, Çözümlere başlamadan önce videonun açıklama kısmında link var. 4 numaralı PDF piramit PDF'idir. İndirin. Öncelikle kendiniz çözün. Sonra çözümünü merak ediyorsanız PDF çözümünü 4.1 PDF çözümüdür. Oradan çözümüne bakarsanız. Oradan da anlamadıysanız e, ne yapacaksınız? Videodan tam anlamıyla videoyu izleyerek de e, olayı kapmış olacaksınız. Ve bu serinin çözümleri gerçekten ama gerçekten sizin için çok önemli. Mutlaka mutlaka takip edin. E, çünkü Sınava girmeden önce güzel bir tekrar oluyor sizin bakımınızdan. Ve biz şunu görüyoruz. ÖSYM'nin böyle son 10 yıl içerisindeki sorularına baktığımız zaman kendini tekrar eden bir çözüm yöntemi var. Sorular farklı olsa bile soruların çözüm yöntemleri neredeyse birbirinin tıpkısının aynısı diyebiliriz arkadaşlar. Bir önceki videoda da veya videolarda da zaten biz bunu gördük arkadaşlar. Evet lafı çok fazla uzatmadan isterseniz çözümlere başlayalım. LYS 2012 benzer sorusu arkadaşlar. Evet LS 2012 benzer sorusu. Tabanının bir kenar uzunluğu 2A birim ve yüksekliği A birim olan bir kare piramit. Hemen kare piramit çizelim. Şekil çizmeyi de mutlaka mutlaka bilin arkadaşlar. Kare piramit çizerken tabanı paraya kenarmış gibi çiziyoruz ama bakış açısından dolayı öyle gözüküyor. Aslında tabanı nedir arkadaşlar? Tabanı bir karedir. Evet sonra tepede bir nokta alıp aşağıya doğru çiziyoruz. Alın size kare piramit. Sonra kare piramitte yaptığımız bir hamle vardı. Ya dik çiz, dik çiz, dik çiz ya da çizdiğiniz yük, yükseklik nereye düşüyordu? Alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyordu. Eğer yüzey alanından bahsetmiyorsa e, tabana ait yükseklik yani yan yüzey yüksekliği lazım değilse tabii ki biz bir yükseklik çiziyoruz. Bu çizdiğiniz yükseklik nereye denk düşüyor? Alttaki şeklin ağırlık merkezine denk düşüyor arkadaşlar. Evet şuraya denk düşüyor. Sonra diyor ki taban köşegeninden geçen tabana dik bir düzlemle he, zaten da çözüm yöntemine göre çizmemiz gerekiyormuş. Taban köşegeninden geçen tabana dik bir düzlemle kesiliyormuş. Tabana dik bir düzlemle kestiğim zaman ne oldu arkadaşlar? Şu üçgen mi çıktı karşımıza? Evet bu düzlem çıktı. Aslında bu bir soru çözüm yöntemidir. Bizim bu çizdiğimiz dik soru çözüm yönteminde, e, yöntemini soru da yöntemini soruda sormuş zaten bize. Buna göre oluşan ara kesitin çevresinin A türünden eşiti nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet bir kenar neydi arkadaşlar? Taban ayrıtı 2A'ydı. Yüksekliğimiz de neydi arkadaşlar? A'ydı. E tabanı bir kare olduğundan dolayı hocam 2A 2A ise iki, kök 2A olacak. 2 eş parçaya böldüğü için burası kök 2A'ya burası da kök 2A oldu. E şuraya x diyecek olursam x'in karesi neye eşittir? A'nın karesi artı kök 2A'nın karesi olduğundan dolayı 3A kare oldu. Yani x'i buradan kök 3A olarak bulduk. Evet x kök 3A ise yan ayrıt uzunlukları da hep birbirine eşitti. Burası da kök 3A olacaktır. E bizden şu bölgenin yani bu kesitin çevresi isteniyor. Hocam kök 3 A'dan 2 tane var. Kök 2 A'dan da 2 tane var. Yani 2 kök 3 A artı 2 kök 2 A bizim çevremiz yapar. Yani A parantezini alacak olursak hatta 2 parantezine de alabiliriz ama önemli değil. Cevabımız ne yaptı arkadaşlar? A parantezinde 2 kök 3 artı 2 kök 2 şeklinde oldu. Yani cevabımız ne oldu arkadaşlar? Akçay oldu. Geldik bir sonraki soruya. Evet yukarıda tabanları kare yan yüzleri yamuk olan bir kesik dik piramidin hacmi şu 28 kök 3 bölü 3 santimetre küp olarak verilmiş. Karelerin birer kenar uzunluğu 2 santimetre ve 4 santimetre olduğuna göre bu piramidin açılımı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Kesik piramit gördüğümüz zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Kesik piramidi yukarıya doğru tamamlıyoruz. Normal piramide doğru tamamlıyoruz arkadaşlar. Tamamladık. E tamamlayınca hocam benzerlik çıktı zaten. 2 bölü 4 yani burası 2 iken burası 4. 1'e 2 oran var. Hocam şunlar birbirine eşit. E 1 bölü 2 oran 1 bölü 2'nin kübü nedir arkadaşlar? 1 bölü 8. Yani buradaki hacim V iken burası ne olacak? 7V. A 7V neye eşit verilmiş arkadaşlar? 7V'yi 28 kök 3 bölü 3 olarak vermişler. Yani 4 kök 3 bölü 3 mi çıktı? V. Evet. Bu da 4 kök 3 bölü 3 olarak bulundu arkadaşlar. V olayı. Peki şuradaki V'den dolayı bir işlem yapalım. Arkadaşlar bu V. Şimdi biz zaten kesik piramidi gördüğümüz zaman yukarıya tamamlıyoruz. Yapacağımız işlemi şu küçük V'ye ait piramitte yapıyorduk. Hemen çizelim yüksekliği. Yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyordu. E biz bunda ne yapıyorduk? Ya dik çiz, dik çiz, dik çiz yapıyorduk. Ki yan yüz yüksekliği lazım olduğu zaman bunu yapıyorduk. Ya da çizilen yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyordu. Hop ağırlık merkezine düşsün. Hocam 2, 2 ise 2 köklü olacak. O zaman burası da köklü burası da köklü. E çizilen yükseklik belli mi? Yükseklik belli mi arkadaşlar? Belli değil ama ben çizilen yüksekliği bulabilirim. Yükseklik ne eşit olacak? Hacimi 4 kök 3 bölü 3 vermişler. E bizim hacim 4 kök 3 bölü 3 eşittir taban alanı 2'nin karesi çarpı yükseklik h bölü 3 olduğundan dolayı bölü 3'ler gitti. H'ı da buradan kök 3 bulduk. E h da buradan kök 3 ise o zaman burada ben şu uzunluğa x diyecek olursam x'in karesi de kök 2'nin karesi 2 artı 3'ten kök 5'e eşit oldu. Evet o zaman x de buradan kök 5 eşit oldu. Gençler x buradan kök 5 eşit olduysa burası da kök 5 mi oldu? Aynen öyle. O zaman kesik piramitin e, e, açılımında ne olacak? 2 tane kare olacak artı yamuklar olacak 4 tane. 2 kare 4 yamuk. Bakın 1 kare burada 1 kare burada 4 tane de yamuk. E, yamuğun kenarları ne olacak arkadaşlar? Karenin bir kenarı 4 diğer kenarı 2 olacak. Hatta buraya denk geliyor. Ya da yamuğun alt tabanı 4 üst taban 2. Yan yüzeyler ne olacak arkadaşlar? Bakın kök 5 olarak bulduk burada. O da hangi şıkta var? Balıkesir şıkkında var. Diğerlerine bakacak olursak 4, 2, kök 5, kök 5, 5 bakın. Diğerlerinde öyle bir şey yok. Yani cevabımız böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik bir sonraki soruya. LYS 2014 benzer sorusu arkadaşlar. ABC eşkenar üçgeni biçimindeki bir kağıtta. DF bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Bu kağıt DDF ve EF doğru parçaları boyunca katlanıp üçgen piramit elde ediliyor. Bu arada eşkenar üçgenmiş arkadaşlar bu. Eşkenar üçgensiz şuradaki açıları yazalım. Adam bize şuradaki noktaları orta nokta olarak vermiş. Tamam. Hocam eşkenar üçgense bunlar da çift çizgi çift çizgi çift çizgi çift çizgidir. Çizgi. A 60 sa burası da 60 burası da 60 oldu. A burası da 60 burası da 60. E hocam burası da 60 burası da 60 oldu. Yani eşkenar üçgen çıktı burada. E hocam bütün yüzeyleri eşkenar üçgen olan bir piramit elde ettik. Biz buna ne diyoruz? Düzgün dört yüzlü diyoruz. Bu piramidin hacmini vermiş. Evet. Kol anlatımlarında falan görüyorsunuzdur ama ben ona karşıyım. Düzgün dört Bununla ilgili hacimin, yüksekliğin, bir alanın bir formülü vardı arkadaşlar ama ben formülcü değildim. Ne yapıyordum? Piramidi çizeceğiz öncelikle. Tabanı bir üçgen olan bir piramit. Rastgele bir üçgen arkadaşlar. Eşke, rastgele değil tabii ki. Eşkenler üçgen olan bir piramit çizelim. Şuradan bir tane çizdim. Tepeden bir nokta aldım. Hemen tepedeki noktayı da, da şöyle bir piramitte oluşturdum. Dikkat edin tabanımız burası arkadaşlar. E, çizdiğiniz bu piramit bütün yüzeyleri eşkenar üçgen olan bir piramit olduğundan dolayı düzgün dört yüzlüdür. Formülü var ama formülden yapmayacağım. Arkadaşlar, yükseklik lazım olacak bana. Yükseklik ne olacak? Hop şuraya düşecek. Arkadaşlar, cisim yüksekliği bu. Cisim yüksekliği nereye düşüyordu? Alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyordu. Hocam alttaki şeklin ağırlık merkezinde yüksekliğin kesim noktası olacaktı. Ya yüksekliği buradan çizersin ya buradan çizersin ya da şuradan çizersin. Fark etmez. Ben buradan bir çizeyim isterseniz. Yüksekliği çizdik. Yükseklik tam ağırlık merkezinde olacak. Arkadaşlar piramidin hacmini 18 kök 2 olarak vermişler. Ben şuradaki yükseklikte burası buranın da ne olduğunu biliyorum. Ağırlık merkezi olduğunu biliyorum. Ben aklınızda bulunsun. İşlem kalabalığı olmaması bakımından e eşkenar yani düzgün 400'ün bir kenarına altının katı veriyorum. Niye? Altının katı vereyim ki 3K 3K olsun. Hocam burası da 3 kök 3K oluyor. 1'e 2 şeklinde paylaşacak ya. Ondan dolayı. Yani burası kök 3K oluyor. Burası da 2 kök 3K oluyor. E hocam ee, burada da bir kenar 6K eşkenar üçgenlerden oluşuyor. E ee, burası da 6K. E burası da 6K. Bakın burada bir Pisagor da çıktı. H'ı da buradan buluruz. E ee, 6K'nın karesi eşittir. H'ın karesi artı 2 kök 3K'nın karesinden dolayı ee, buradan ne çıktı? 36'dan 12 çıktı. 36'dan 12 çıkınca kaç kalıyor arkadaşlar? 36'dan 12 çıkınca 36'dan 12 çıkınca kaç kaldı? 24 mu kaldı? Evet 24. 24'te de 2 kök 6'tır. Taş 2 kök 6 k olarak bulundu. Evet 2 kök 6 k olarak bulundu. Şimdi bana piramidin hacmini vermiş. Yani 18 kök 2 hacmini hemen yazalım arkadaşlar. 18 kök eşittir. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 olacak. Taban alanı eşken üçgen değil mi? Aynen öyle. Taban alanı nedir? E, hocam eşken üçgen alanından da yapabiliriz. Ya da taban çarpı yükseklik bölü 2'den de yapabiliriz. Yani 6 k çarpı 3 kök 3 k bölü 2'den de yapabiliriz çarpı yükseklik 2 kök 6'yı da yazmayı unutmayalım. Taban alanı. Taban çarpı yükseklik bölü 2 çarpı yükseklik yaptı arkadaşlar. Taban çarpı yükseklik bölü 2 çarpı e, piramidin yüksekliği h bölü 3 18 kök 2'ye eşit olacakmış arkadaşlar. Peki arkadaşlar şurada sadeleştirmeleri yapalım. Kök 2 ile bu sadeleşince kök mü yaptı? Evet. Sonra 6 kere 3 18 yaptı mı? Yaptı. Burası da gitti mi? Gitti. Sonra Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı hocam 3 ee, yaptı. Aşağıdaki de gitti. E buradan ne kaldı arkadaşlar? Burada yukarıda sadece 2 kaldı galiba. Yukarıda k k kaldı. A 2'ler de gitti arkadaşlar buradan. 2'ler de gidince ne geldi arkadaşlar? K'yı buradan 1 bulduk. Yani k eşittir 1 yaptı arkadaşlar. E buradan k'yı 1 bulduysak. ABC üçgenin çevresi isteniyor bizden. ABC üçgenin çevresi. Bir kenarda 6K'ydı. K'yı 1 bulduysak 6 yaptı arkadaşlar burası. Ama alt dediğimiz yer neresi? Dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin. Şuradaki oluşan bir eşkenar üçgenin bir kenarı 6. Yani biz burayı 6 diye bulduk. Bir kenar 12 diye çıktı. O zaman bizim çevremizde ne yapacaktır? 12 çarpı 3'ten 36'ya eşit olacaktır. Evet cevabımız böylelikle çıktı gençler? 36 çıktı. Evet bence ezberlemeyin. Ya da hocam çok işlem oluyor. Ben bunu yapamam, beceremem diyenler sınavdan bir gün önce e, açar. Şahsen ben bilmiyorum arkadaşlar. O düzgün piramit yani e, düzgün dört yüzünün formüllerini gerçekten bilmiyorum. Bir tek alanını biliyorum. O da dört tane eşkenar üçgen olduğu için dört tane akara 3 bölü dörtten akara 3 yapıyor. Yani o yüzden e, diğer alanmış ha, pardon hacimmiş yükseklikmiş bunların hepsinin bir formülü var. Formülleri de ezberleyip oradan yapabilirsiniz. Seçenek size kalmış. Ben size formülsüz bir şekilde yaptım. Sadece mantığını söyledim. Bir kenara altının katı vermeniz sizin açınızdan e, işlem kalabalığı olmadan güzel bir şekilde sonuca ulaşırsınız arkadaşlar. Tamam. Evet gençler. Geldik son soruya. YGS 2017 benzer sorusu. Bu soru silindir içinde koni sorusuydu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi içi boş olan karedik prizmanın içine yüksekliği karedik prizmanın yüksekliğine eşit olan karedik piramit şekil 1'deki gibi yerleştirilmiştir. Prizma ile piramit arasına hacmi v bir birim küp olan su prizmanın yarı yüksekliğine kadar doldurulmuştur. Evet prizmanın yarı yüksekliğine kadar doldurulmuş bir su var arkadaşlar burada. O zaman şurada da bunlar birbirine eşit olmaz mı arkadaşlar? Su seviyesi bakın burada da şöyle hocam. Şöyle şöyle ve şöyle. Aa hocam şunlar da birbirine eşit. Kesik piramitlerde biz böyle kesik piramit var burada. Kesik piramitte hacimsel işlemler geldiği zaman benzerlik yapıyorduk. Benzerlik oranı 1 bölü 2 değil mi? Aynen öyle. E, 1 bölü 2'nin kübü nedir arkadaşlar? Şurayı yazayım isterseniz. 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8. Hocam burası V iken burası nedir? Tamam 8V olduğundan 7V olacaktır. Bu arada e, iç içe olan bir piramitle bir prizmada yükseklikleri aynıysa taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 bu. Taban alanı çarpı yükseklikte prizmanın hacmi olduğuna göre bu e, piramitle bir prizma iç içe olduğu zaman Üçte biri yapar arkadaşlar bu. Aynı şeyi biz şeyde de söylüyoruz. Silindir ve konide de söylüyoruz arkadaşlar. Bu da taban alanı çarpı yükseklik. Hatta biz bunu çok kullanıyoruz. E, bu ÖSYM de bunu kullanmayı çok seviyor. Hatta bu zamana kadar bu piramitle prizmalarda bunu kullandırmamış. E, belki bu mantıkla bir soru karşınıza gelebilir mi? Gelebilir. Dikkat edin o yüzden. Arkadaşlar bu da aynı şekilde V iken bunun tamamı 3V mantığını zaten biz kolide kullanıyoruz. Bundan sonraki konuda yani koni konusunda zaten bu tür soruları da göreceksiniz arkadaşlar. Neyse e o zaman burası 8V ise bunun tamamı 24V mi yaptı arkadaşlar? Aynen öyle. Çünkü tekrarlıyorum. Taban alan çarpı yükseklik bölü 3 bunun hacmi. Taban alan çarpı yükseklik bunun hacmi olduğuna göre prizmanın hacmi olduğuna göre 3'te 1'lik bir oran vardı Tamamı 24V yaptı. Peki bu prizmanın hacmi 24V ise hocam burası 12V'dir. Yüksekliklerle doğru orantılı çünkü. Burası da 12V'dir. O zaman şu kesik piramitte burası 7V ise arada kalan boşluk suyun hacmidir. O zaman buraya ne kalıyor arkadaşlar? 5V mi kalıyor? Aynen öyle. Şuraya 5V kaldı. Aynı şey buraya geldik. Yine burada arkadaşlar burası V iken burası 7V midir? Çünkü ne diyor arkadaşlar? Sonra piramit çekildiği gibi ters çevrilmiş ve bir miktar su yine konmuş. Normalde az su var burada. E çünkü yarısına kadar gelemez arkadaşlar. Bak buradaki piramitin böyle e, suyun konulacağı yer az burada. Burada daha fazla. Biraz daha su eklenip yine yarı noktaya kadar gelmiş. Yine bunlar birbirine eşit olsun diyor. Yine 1'e 8 oran var burada. Yani V iken burası 7V oldu. Yine tamamı 24V. Hocam o zaman burası yine 12V. Şurası burası da 12V olacak. E o zaman burası da ne kaldı suya? 12V şu yarısının hacmi ise burada da V'lik kısım kaldıysa buraya da 11V'lik kısım mı kaldı arkadaşlar? Evet bizden V2 bölü V1 isteniyor arkadaşlar. V2 bölü V1. Şuradaki içindeki su V2 olarak tanımlanmıştı. Buradaki içindeki su da V1 olarak tanımlanmıştı. Yani 11 V bölü 5 V'den cevabımız da kaç çıktı arkadaşlar? 11 bölü 5 olarak bulundu. Yani so, bu pdf'teki son sorumuzun cevabı da böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Balıkesir çıktı. Ve şöyle sorulara bakacak olursak arkadaşlar görüyorsunuz güzel sorular var. Hoş sorular var. Neredeyse bütün piramidi Tekrar eden bir e, şey hazırlamış ÖSYM. I. Bir tek şu yok yani piramidin konu anlatımının içerisinde. Şu dik çiz dik çiz dik çiz olayı yok piramitte. Hani yanal alan hikayesi yok daha doğrusu. Yanal alan olunca ne yapıyorduk? Dik çiz dik çiz dik çiz olayını yapıyorduk. Belki de sırada o mantıkta bir soru gelecek arkadaşlar. Bilemiyoruz Baksanız ya Böyle açılımdan sormuş. Şu e, hacimsel böyle oranlamadan sormuş. Ondan sonra normal bir piramit sormuş. Aslında bu şuradaki piramit nasıl bir piramit? E, düzgün dört yüzlü piramit. E, bir de normal bir piramitten yine bir sormuş. Kesitinden falan sormuş. Dediğimiz gibi bir tek dik çiz dik çiz, dik çiz yok. Belki de onu sorabilir. Yani yanal alanı içeren bir şey karşımıza çıkarabilir arkadaşlar. dikkatli olmak lazım. Evet gençler. Böylelikle bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda konide görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Müzik